bu haberimizde duyduğunuz bazı ifadeler için yani o ifadeleri sizlerin televizyon ekranlarına ya da oturma odalarınıza ya da televizyonu nerede seyrediyorsanız ya da radyoyu nerede dinliyorsanız o ortamlara getirdiğimiz için ben o e, ifadeleri kullananlar adına özür diliyorum. Çünkü siyasetin geldiği seviyeye bakar mısınız? Özellikle o Sayın AKP milletvekili Vahit Kiler'in kullandığı ifadeler. Ben utandım onun yerine. Gerçekten yerin dibine geçtim. Ya Bir siyasetçinin ağzına yakışmayacak ifadeler. Ha, diyebilirsiniz ki ya Türkiye'nin koskoca Cumhurbaşkanı kullandığı o ifadeleri. Evet onun adına da utandım. Yani o ifadeler siyasette değil, herhangi bir ortamda kullanılacak ifadeler değil. Şimdi gelin, medyadaki seviyeye bir bakalım. Zaman zaman hatırlayacaksınız. Tayyare medyasından size bir takım alıntılar, inciler aktarıyoruz. Tayyare medyası derken işte fotoğrafa da geldi. Cumhurbaşkanının seyahat ettiği uçakta o masanın etrafına toplanan Tayyare gazetecileri diye adlandırdığım bazı arkadaşlar. Bir arkadaş grubu, bir meslektaş grubu diyeyim. Hadi meslektaş çünkü şeklen aynı işi yapıyoruz onlarla. Bakın işte Ahmet Hakan Coşkun ve diğer gazeteciler toplanmışlar. Sorular soruluyor, cevaplar veriliyor ve sonradan o sorular, cevaplar bir metin haline getiriliyor ve bir tek metin işte herkese dağıtılıyor e, ve biz de öğreniyoruz bir gün sonra o seyahatten sonra. Şimdi Tayyare Medyası'ndan bugün bir inci seçtik. Bakın Brüksel'e Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikte gidip gelen gazetecilerden bir tanesi e, Emin Pazarcı bir köşe yazarı kardeşimiz e, şöyle bir soru soruyor bakın bu soru köşe yazısı değil Cumhurbaşkanı da soru soruyor demiş ki Sayın Kılıçdaroğlu sadece germiyor. Gerçekleri de çarpıtıyor. Şöyle veriyor baba. Köşe yazısı yazıyor. Soru soruyor aslında Cumhurbaşkanı'na. Gerçekleri de çarpıtıyor. Özellikle milli meselelerde bunu yapıyor. Şikayet ediyor Cumhurbaşkanı'na. Mesela en basitinden Mustafa Kemal Atatürk'ü alabildiğine kullanıyor. Benim bildiğim kadarıyla Atatürk'ün Cemal Paşa'ya yazdığı mektuplar var. Anadolu'nun savunması Afganistan'da başlar der. Böyle enmiş. Buna rağmen farklı şeyler söylüyor. Siz geçtiğimiz günlerde bir 5 kol faaliyetinden bahsettiniz. Bu faaliyetin neresinde CHP ve kim tarafından yönlendiriliyor bu faaliyet. Şimdi cevabı da verdi baba. Diyor ki 5. ko faaliyeti yapıyor bu Kemal Kılıçdaroğlu diyor. Bir şey yapmayacak mısınız bununla ilgili diyor. Adeta kellesini isteyecek. Şimdi böylesine bir seviyeye geldi gazetecilik. Bir gazeteci soru soracağı yani kamuoyunun bilmesini istediği bir şeyi sorup da bir cevap alacağı yerde Cumhurbaşkanı'nın huzurunda köşe yazısı yazıyor. Ve bunun adı da soru oluyor. İşte tayyare medyası. O yüzden ben bunlara Tayyare medyası diyorum. O yüzden ben bunlara 5Y1B medyası diyorum. O yüzden bunlara La medyası diyorum. Hiç kimse darılmasın, gücenmesin. Basının geldiği seviye budur maalesef. Ben hicap duyuyorum onlar adına.